Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Adana Milletvekili Sayın Burhanettin Bulut'a söz veriyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, İYİ Parti'nin araştırma önergesini önemli buluyoruz, kıymetli buluyoruz. Sebebi de şu, bizleri millet, devleti asil yapan, asil kılan bazı değerler var. Bunların bir tanesi güvenlik, diğeri sağlık konusunda devletin yaptıkları, barınma. Ama bunların dışında son dönemlerde özellikle Türkiye için eşitlikten de daha önemlisi adalet. Yani adalet duygusunun tüm vatandaşlar tarafından hissedilmesi. Bunu hukuksal olarak da bakabiliriz, ekonomik olarak da bakabiliriz, sosyal adalet olarak da bakabiliriz. Tabii bugünkü konu bölgesel olarak bakıldığında Bitlis, Van, Hakkari, Muş ihtiva ediyor ama özelde bu. Ama genelde baktığınızda Türkiye'de durum adaletsizlik açısından hemen hemen her yerde aynı şekilde. Size birkaç rakam vereyim yine TÜİK verilerinin ışığında. Örneğin Türkiye'deki en zengin kesimin geliri %47'yi buluyor. Eğer bunu bir servet olarak baktığınızda %58'i buluyor. Yani 2002 yılında %38 olan %1'lik dilimin, gelir en yüksek olan %1'lik kesimin %38'lik verisi 2018'de %56'ya yükselmiş durumda. Bu görüntüde ortaya çıkan tablo şudur. Eğer gelirde %40'lık bir kesimin geliri %17'ye düşmüş ise bu nüfusun 1/3'ünün yoksulluk içinde olduğunun da temel göstergesidir. Türkiye'de son yıllarda rakamlara baktığınızda yükselen tüm değerler olumsuz tablonun içerisindedir. Örneğin işsizlik bugün 7.364.000'i bulmuştur. Örneğin genç işsizlik yakın zamanda açıklanan veriyle %27'yi bulmuştur. Örneğin kredi kartındaki borçlu oranı 3.610.000'i bulmuştur. Tüm bu verilerin hepsinde sizler bilgi sahibisiniz. Asıl benim burada söylemeye çalışacağım şey zamanı da iyi kullanarak bu meclisin yeni döneminde meclisin etkinliğini arttırmak. O nedenle sözlerime başlarken İYİ Parti'nin araştırma önergesini kıymetli bulduğumu söyledim. Çünkü Türkiye'de artık bir meclis hükümeti yok. Bir tek başına bir yönetim şekli var. Tayyip Erdoğan yönetim şeklinde bize bir görev veriyor. Bu görevde milletvekillerine bölgesel farklılıkları, yoksullukları, toplumun yaşadığı sorunları açığa çıkartıp bunlara ilişkin bir çözüm bulmak. O anlamda yoksullukla mücadele için bölgesel farklılıkların ortadan kaldırılması için bu araştırma önergesine tüm milletvekillerinin onay vermesini diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.